Günaydın, günaydın, günaydın. Yine yeniden merhaba. Herkese sevgi ve esenlik dolu bir günden. Yine kucak dolusu sevgiler. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Şu anda Lezzetli Sohbetler'de canlı yayında Satedi Türk ekranlarındasınız efendim. Güzel bir güne, yine bizim enerjimiz yerinde, yine yüksek, yine hamdolsun. Nefes alıyoruz ve Rabbimin esenliğine size yine merhaba diyoruz. Bu güzel günde artık haftanın tam ortasına geldik. Günler bazen hızlı geçiyor. Umarım sizin için de güzel geçiyordur. Önemli olan günlerimizin hızlı ya da yavaş değil, güzel, Rab'le dolu geçmesi. Bugün yine bir güne uyandık, hamdolsun. Olsun. Bizi yataklarımızdan uyandıran o ruha, o Tanrı'ya şükürler olsun. Nasıl geçiyor günler güzel insanlar? Nasıl arkadaşlıklar, kardeşlikler hayatınızda nasıl durumlar oluyor? Bugün günlerden çarşamba sevgili Gürkan Bey bizimle olacak. Biraz hayatımızı paylaşacağımız bir program olsun mu bugün? Yazın bana aklınızdan ne geçiyorsa, ne istiyorsanız, ne paylaşmak istersiniz, hangi sözü paylaşmak istersiniz, gerek teşvik, gerek soru, ne isterseniz. Bugün hem sesinizi duymak isteriz, hem mesajlarınızı bol bol alacağımız bir gün olsun. 0216 256 65 88 0216 256 65 88 efendim WhatsApp'tan mesaj gönderebilirsiniz. Facebook, YouTube'dan da şu anda canlı yayındayız. Facebook'u da açacağım efendim. Oradan gelen mesajları da okumak istiyorum bugün. Bugün beraber birbirimize yaklaştığımız bir gün olsun. Bugün hayatımızdan keşifleri verdiğimiz bir gün olsun. Bugün beraber müjdeyi, sevinci, esenliği paylaştığımız bir gün olsun. Bugünler güzel geçiyor hamdolsun. Yani hem ailemle beraber hem de sevdiğim kardeşlerle beraber zaman ve yemek yeme, beraber buluşma fırsatı yakaladığımız günler geçiriyoruz. Ve güzel geçiyor efendim. Çok güzel bir şey kardeşlerle sohbet etmek, ailemizle beraber sohbet etmek. Ve dün gerçekten evde misafirimiz vardı. Çok değerli bir kardeşimiz bizimle beraberdi, eşimle ve benimle evimize geldi ve şunu hatırlattı aslında Rab. Hazırlıyordum sofrayı mutlu ve sevinçli bir şekilde ve oturduk. Yemek yiyoruz, bir yandan da sohbet ediyoruz. Ve bir anda böyle sanki o İsa Mesih'in dönemine gittim. Yani kutsal kitapta okuduğumuz Rabbin işte sofralara katıldığı insanların işte elçilerle beraber bazen yemek yediği dönemlere gittim ve düşünmeye başladım ve Tanrı'ya şükretmek istedim ki böyle bir sevgi verdi. Hem bizim içimize hem de kardeşlerimize. Çünkü çok önemli bir şey. Bu hayat yolculuğunda bunu buradan söylemek istiyorum. Lütfen kendinizi yalnız bırakmayın. Eğer kendinizi yalnız hissediyorsanız da mutlaka bir topluluğa ya da insanların içine karışın. Çünkü kendimizi insanlardan ve hayattan soğutlayınca kendimizi yalnız, bazen çaresiz ve konuşamaz hale geliyoruz. Ve biz aslında bunun için yaratılmadık. Tam tersine insanlar arasında olmak, onlarla sohbet etmek, sevgimizi paylaşmak ve Tanrı'nın görkemini de o ışığı da yansıtmak için yaratıldık. Onun için burada bu yalnızlığı reddedelim. Yani yalnız kalmayı ve insanlardan uzak durmayı reddedelim. Çünkü Tanrı böyle bir şey istemiyor. Tanrı ne diyor? Bu dünyanın arasındasın ve bu dünyayla beraber yaşıyorsun. Evet, bu dünyaya ait değilsin ama bu dünyada yaşıyoruz. Onun için kendimizi dünyadan soyutlayarak, insanlardan uzaklaştırarak ve kendi kabuğumuza çekilip yaşamak bir imanlı için bana çok doğru gelmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Çok da güzel bir söz var. Ne diyor? Sadece kardeşine ve sadece sevdiklerinle bir hayat sürüyorsan o zaman ne anlamı kaldı değil mi müjdenin? Yani biz sadece kiliselere gidip sadece kardeşlerimize ya da tanıdığımız insanlarla vakit geçirirsek ki bu çok değerli bir şey ama kendi kabuğumuz, kendi ailemizin içinde kalırsak o zaman bir şeyler eksik oluyor. Çünkü aslında Rab ne yaptı? Rab İsa Mesih bu dünyaya geldiğinde herkesle değil mi? Bütün çevresinde. Yani şu anda düşünün çevremizde kimler var? İş yerimizde arkadaşlarımız olabilir. Ondan sonra dışarı çıktığımızda tanıdığımız insanlar olabilir. Ya da çevremizin başka bir çevresi vardır. Onlarla tanışma fırsatı yakalayalım. Yani sosyal olmamız gerekiyor biraz. Bunu hissediyorum ben. Çünkü çok güzel bir şey güvendiğimiz insanlarla beraber olmak ve bunun için hamd etmek gerekiyor. Ama buradan seslenmek istiyorum ki yalnızlık, evet diyorlar ya Allah'a mahsus, gerçekten Tanrı'nın
yaratılışı evet böyle ama bizi bunun için yaratmadı. Biz birbirimize sevgi, esenlik ve teşvik vermek için yaratıldık. Ve biz müjdeyi duyanlar ve şu anda İsa ile beraber, Mesih ile beraber yürüyenlerin de görevleri var. Diğer insanlara da ne kadar onları sevdiklerimizi, onların ne kadar değerli olduğunu ve bu müjdeyi yayma görevimiz var. Evet, kendimiz yani hayatlarımızla tanıklık edebiliriz. Yani çok büyük şeyler yapamıyor olabilirsiniz ama kendi içinizde esenlik, sevgi ve mutluluk varsa inanın bana karşı taraftaki insanları bununla bile etkileyebilirsiniz. Eğer siz depresyondaysanız, mutsuzsanız ve inandığınız Tanrı'ya hiçbirimiz eğer gerçekten güvenmiyorsak o zaman bu ışığı yaymamız mümkün değildir. Ama tam tersi biz dünyayı seven, insanları seven, pozitif bakabilen, kötü durumlarda bile iyi düşünen, dua eden insanlar olursak o zaman inanın bana dokunacağımız yürekler olacaktır. Tanrı'nın bizi yönlendirdiği yürekler olacaktır. O zaman şükredelim ilk önce kardeşlerimiz için, bize teşviği veren ailelerimiz, eşlerimiz için. Sonrasında Rabb'e dua edelim ki dışarıda da bu teşviğe ihtiyacı olan, belki tanıdığımız, belki tanımadığımız yeni insanlar da katsın hayatımıza ki bir anlamı olsun bu yolculuğumuzun, daha çok insanla beraber yürüyelim. Çünkü Tanrımız böyle yaptı. Ne kadar çok insan gelirse o kadar çok insan kurtuluyordu. Ne kadar çok insan gelirse ışığa o kadar yaklaşılıyordu. O zaman biz de ışık olmak için, tuz olmak için Rab'den böyle bir tamamlanma isteyelim. Bu yolda yürürken başka insanları da sevgimizle sarabilelim diyorum. Sadece ailelerimizde kalmasın bu sevgi, büyük olsun. Tanrı'nın çok büyük, çok derin, ne dedik? Akıllarımızın almayacağı kadar büyük bir merhameti ve sevgisi var. Bizim de yüreklerimiz büyük olsun. Şükrediyorum ki gerçekten yüreği çok büyük kardeşlerim var. Görüyorum da bunu ve teşvik de alıyorum. Ne güzel bir şeydir ki kardeşinin yüreğine bakarak teşvik olmak ve dünyayı da bu teşviğe yönlendirmek. Evet, bugün ve her gün bu kanalda, Satellite Türk ekranlarında bir sürü insan sesleniyor değil mi? Pastörlerimiz, ondan sonra Ayda sabah program yapıyor. Sonra ben, bir sürü programlar yapılıyor burada. Amaç nedir aslında? Bu sevgiyi duyurmak. İsa Mesih'in sevgisini, çağrısını buradan duyurmak. Hayatlarımızı biraz size yansıtmaya çalışıyoruz. Doğrusuyla, iyisiyle, kötüsüyle, bazen inişli çıkışlı ama sevgi olsun her zaman diyorum ve iyi ki varsınız. Bugünkü mesajlarınızı da bekliyoruz. Peki, Şemsa hiçbir şey yapmadan kalır mı? Tabii ki hayır. Tabii ki bir şeyler yapacağız. Neler yapacağız bugün? Bugün pileli, mantarlı börek yapacağız efendim. Bunun için neye ihtiyacım var? Günlük yufka buldum. Gerçekten çok mutlu oluyorum böyle günlük yufka bulunca. Şu anda tezgahımın üstünde günlük yufkam var. 4 tane yufka kullanacağım. İçi için 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 orta boy kuru soğan, 1 kırmızı biber, 1 yeşil biber, 8 gram mantar, domates, 1 ya da 2 tane kullanabilirsiniz. Tuz. Şimdi buna ilave benim geçenlerde her zaman mutfağımızda bazı şeyler artabilir. Pırasam vardı, biraz pırasa ekleyeceğim. Havuçlarım vardı, havuç da ekleyeceğim. Eğer sizin de böyle buzdolabınızda yeşillikleriniz varsa, soğanlarınız ya da yani dünden kalma ya da başka günlerden kalma böyle artık kullanmak zorunda olduğunuz malzemeleriniz varsa lütfen bu böreğe çok yakışıyorlar, ekleyebilirsiniz. Sos yapacağız efendim üstü için. Bunun için ne ihtiyacımız var? 3 tane yumurta, 1 tanesinin sarısına ihtiyacımız var. Böreğimizin üstü için 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve tuz. Şimdi bir yerde ne yapacağız? Tavamızın içine mantarlarımızı, biberlerimizi, bütün yeşilliklerimizi, kırmızılıklarımızı doğrayacağız. Ondan sonra güzel bir harç yapacağız. Sonra o harcın bir 5-10 dakika soğumasını istiyorum. Bu tezgahımı boşaltacağım. Çünkü pileli böreğin yapmamız gereken bir işlevi var. Yufkamı açacağım. Ondan sonra iki taraftan katlayacağım. Üstüne mantarlarımı dizeceğim ve pile şeklinde onları çekeceğim. Sonra da böyle bir fırın tepsisine efendim. İlk önce fırın tepsimizi ister tereyağı, ister sıvı yağ ile yağlayabiliriz. Fırın tepsimin üzerinize koyacağım. 1, 2, 3, 4, 4 tane yufka hazırlayacağım. Üstüne sosumuzu koyacağız. Sonra da fırına vereceğiz. Çok lezzetli bir börek. Eğer 5 çayını seviyorsanız ya da akşam
börek yemek istiyorsanız, misafirleriniz varsa ya da kendiniz için değişik bir tarif yapmak istiyorsanız buyurun efendim. Benimle beraber eğer bu malzemeleriniz varsa yapın. Yoksa sonrasında YouTube'dan da videolarımız olacak, onları izleyebilirsiniz diyorum. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Çayları kahveleri hazırlıyoruz. Gürkan Bey geliyor ve lezzetli sohbetler 1,5 saatliğine evinize, yüreklerinize konuk olmak istiyor. Hadi bakalım. Hristiyanlık kitabının yazarı Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu'da Hristiyanlık başlıyor. Hristiyanlığın temellerinin atıldığı yer olan bu topraklarda başlama ve yayılma öyküsünü anlatan program Saat 7 Türk'te sizlerle. İşte buradayız, ayaktayız. Bir aradayız. Tanrımız hala kontrolde ve her şeye egemen. Yeniden bir arada oluşumuzda tabii ki yeni bir sezonda heyecan içindeyiz. Duanın gücü yeni saatiyle bu sezonda sizlerle. Sizlerden gelen konular için dua eden Ayda Danıcıoğlu, Duanın Gücü programıyla her pazartesi, çarşamba ve cuma sabahı saat 10'da Saat 7 Türk'te. Ne diyoruz? Yüreğinizden tanrısal sevgi, düşüncelerinizden diri Tanrı sözü eksik olmasın. Tanrı'nın sevgisi ve esenliği hepinizi sarsın. Sevinçleriniz çoğalsın, dualarınız yanıtlansın. Eski antlaşmada İsa Mesih'in geleceğini müjdeleyen peygamberlik ayetlerinin yeni antlaşmada nerelerde gerçekleştiğini incelediğimiz Kusursuz Plan programı her sabah Saat 7 Türk ekranlarında. Mesedilenin Davut'un soyundan çıkacak olan güçlü kurtarıcının kim olduğunu görüyoruz. Çünkü kusursuz bir plan var ve bu plan İsa Mesih'te tamamlandı. Sizlerle bu ekranlar aracılığıyla buluşmak benim için özel bir ayrıcalık ve ben bu programdan dolayı çok heyecanlıyım. Biraz tuhaf bir soru olduğunun farkındayım ama bir an hayal edin, siz bir gezegensiniz, dünyasınız, kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir anahtar var ki İsa Mesih onu gördüğü zaman her zaman harekete geçiyor. Bu da iman. Yani Tanrı'yı harekete geçiren bir düğme var sanki ve onun adı iman. Rabbimiz İsa Mesih'ten, Tanrı'dan hepinize selamet olsun, bereket olsun. Acaba bizim iyilik diye gördüğümüz şey, bugün iyilik diye tanımladığımız şeyler olabilir mi ki acaba Tanrı'nın karakteri olsun? Duamız odur ki programlarımız değiştiren olsun. Bu program da öyle olsun. Bugün de öyle olsun, bu buluşmamız da öyle olsun. Bu buluşmamızda değiştiren bir buluşma olsun. Umutsuzluğa kapılıp teslim olmayın. Tanrı onları görmektedir.
O sizin güç kaynağınız ve teselliniz olacaktır. Nükhet Acar'ın sunduğu günlük yolculuğumuz kısa öğretişleriyle siz değerli seyircilerimizle buluşuyor. Sat 7 Türk ekranlarında. Hala güvensizlikle, korkularla ve emin olmadığınız planlarla mı savaşıyorsunuz? Mezmur yazarının dediği gibi, haklar sana şükretsin. Ey Tanrı, bütün haklar sana şükretsin. Buradayız, ayaktayız, bir aradayız. Tanrımız hala kontrolde ve her şeye egemen. Yeniden bir arada oluşumuzda tabii ki yeni bir sezonda heyecan içindeyiz. Duanın gücü yeni saatiyle bu sezonda sizlerle. Sizlerden gelen konular için dua eden Ayda Danıcıoğlu, Duanın Gücü programıyla her pazartesi, çarşamba ve cuma sabahı saat 10'da Sat 7 Türk'te. Ne diyoruz? Yüreğinizden tanrısal sevgi, düşüncelerinizden diri Tanrı sözü eksik olmasın. Tanrı'nın sevgisi ve esenliği hepinizi sarsın. Sevinçleriniz çoğalsın, dualarınız yanıtlansın. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Sat 7 Türk'te. Herkese merhaba. Tünaydın artık. Öğlene doğru gidiyoruz. Ben rengarenk bir tava var önümde. Gördüğünüz gibi bütün yeşilliklerimi doğramaya başladım. Ve o esnada tabii ki kim yanıma geldi? Her çarşamba olduğu gibi Gürkan Bey. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür. Gerçekten ben çok iyiyim. Her şey iyi. Masa da iyi görünüyor. Evet, çok güzel. Gerçekten bugün çok renkli ya. Bugün sebzeli bir pilili börek yapacağım size. Aha. Güzel de bir sosu da var ve çıtır çıtır bir börek yiyeceğiz. Mantarlar var. Mantarlarımız var. Yok yani havuç var. Bütün sağlık ne varsa içine koydum. Soğanımızdı, kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz. Hı-hı. Her şey var bugün. Süper. Sever süper. Miyiz böyle sebzeli börekler? Evet, evet, seviyorum. Değil mi? Yani aslında böreklerde tercihim neden bilmiyorum küçüklüğümden beri. Evet. Patatesli. Patatesli börek. Evet. Bir gün özel olarak en yapalım. Aslında en şey çok olanı. Çok kolay. Değil mi? Malzemesiz. Evet, gerçekten malzemesi çok az. Annem bize çok yapar ama. Yani evet. Hatırlıyorum çocukluğumdan beri. Galiba bir dönemin çok yapılan. Evet, patatesli börek. Patatesli börek. Ya da püf böreğin içine de patates koyardı annem. O şekilde yapardı püf böreğini. Kızartıp yani. Yani şeyini bilmiyorum, adını bilmiyorum. Mesela evimizde yapılırdı. Sana bak tarifini de vereyim. Yok yani şeklen tarifini verebilirim. Yufkalar, yani o iç malzeme hazırlanıyordu. Yufkalar herhalde belli bir şekilde kesiliyordu. Sonra onlar böyle rulo şeklinde uzun tamam. Uzun yapılıyordu. Evet. Sonra tepsinin ortasından yuvarlayarak böyle birbirinin arkasına tamam, ekledim. Gül gibi. Gül ama kocaman gibi. Bir tepsinin çok içine. Çok büyük oluyor. Ondan tamam. Sonra öyle pişirilirdi. Ya onun bir adı vardır mutlaka. Da ben şeyini bilmiyorum. Adını süper. Bilmiyorum. Bir gün şöyle yapalım. Sadece patatesli değil, patatesli ne bileyim beyaz peynirli ve kıymalı. Üçe ayıralım. O şekilde yapalım. Çocukluğumuza gidelim. Gidelim mümkünse. Mümkün. Bu koşullarda. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, hamdolsun, her şey iyi gidiyor. Seviniyorum. Yani bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan seviniyorum. Neden? Ya hava olayları nedeniyle açıkçası. Yani Türkiye'de de bir ara sanki böyle yağmursuz bir zaman geçireceğiz gibi geldi. Geldi.
Ama hamdolsun ki yani yağmurlar başladı. Birkaç gündür özellikle İstanbul için söyleyebilirim. Çok yağmurlar. Bayağı bir yağış aldı. Ankara kar yağmış zaten. Güzel. Başka yerlerde de yani sel taşkın falan olmasın. Ama yağmur olsun değil mi? Kimse de dışarılarda yağmurun altında, karın altında kalmasın. O zaman bol bol yağsın, barajlarımız dolsun, su sıkıntısı çekmeyelim. Yağmurdan çok hoşlanmıyorum ben. Yani iklim için çok seviniyorum. Çünkü Türkiye'nin yani ve dünyanın su sıkıntısı çektiğini biliyorum. Onun için yağmur yağması. Ama böyle 10 gün arka arkaya ya da bir hafta arka arkaya yağmur yağınca çok zor oluyor İstanbul'da hayat. Evet. Bir tek o tarafı. Aslına bakarsan ben yağmuru seviyorum. Yağmurda problemim yok. Bende karda problem var. Karda. Çünkü bizim şehirlerimiz çok doğal tabii. Ben ona anlayışla karşılıyorum. Yani yılda sadece bir 5-10 gün hadi taş çatlasın 15 gün aralıklarla o da belli yerlerinde tutuyor kar. İstanbul için söylüyorum. Yani çok zor oluyor. Çünkü kar şehri değil. Değil. Yani böyle sürekli kar yağan bir şehir olsa ona göre altyapısı falan olurdu ama zaten hani dediğim gibi 10 günü bile geçmez fasılalarla yağması. O yüzden hani kar zorluk yaratıyor İstanbul'da. Bir de çok yokuş mokuş bir yer. Yani arabayla giderken bir yerlerde kalıyorsun, kayıyorsun bilmem düz bir şehir de değil. O yüzden yağmur yağabilir ama lütfen. Kar. kar yağarsa da çabuk geçsin. Evet, çünkü gerçekten yani biz metropollerde yaşadığımız için ve İstanbul ya yani o kar yağışlarını çok kaldıramıyor. Yani onun için kısa süreli bir kar yağışı olunca yine bir nebze ama öyle çok uzun da yağmıyor ama. Yani evet. Hiç öyle uzun uzun bir ay kar hiç görmedim ben İstanbul'da yok. Değil mi? Yok. Yani yağmıyor. Evet ama tabii dünyanın değişik yerlerinde değişik şekillerde bu hava şartları insanları etkilemeye devam ediyor. Sanırım dün siz de bir giriş yaptınız. Yaptım, aslında evet. Dünyada aynı anda birçok trajedi yaşanıyor. Bir sürü şey oluyor dünyada. Gerçekten insan bazen haberlere bakarken içi acıyor. Yani güzel bir haber arıyoruz ama ne yazık ki çok fazla güzel haber yok bugünlerde. Bunlardan bir tanesi de biliyorsun... Dün değindiğim gibi Avustralya'daki facia. Evet, ben de facia dedim. Ya çünkü tam öyle. Bir facia. Yani aslına bakarsan ben bir araştırma yaptım. Yani Avustralya bize çok uzak bir ülke olduğu için çok fazla da bilgimiz yok ama. Yani Avustralya'da zaten zaman zaman çok büyük yangınlar oluyormuş. Çok büyük yangınlar oluyormuş ve yani kontrol altına alınıyormuş. Yani 10 gün süren, 15 gün süren yangınlar olmuş geçmişte. Ben de baktım çünkü yani nasıl çıktı bu yangın dedi. Ama ilk defa bu kadar uzun sürüyormuş. Yani bu kontrol artık edilemez duruma gelmiş. Evet. Çünkü Eylül'den biri yanıyor. Evet. Ya bir de şeye yani biraz ben de dediğim gibi araştırdım. Yani nasıl bu ülkenin bütün her tarafı yanabilir aynı anda diye. Aslında enteresan bir şekilde yani kuru tarım alanlarına şimşek düşmesi nedeniyle yangınlar daha çok var. Yani insani tabii faktörler de vardır ama çoğunluğu şimşek nedeniyle kuru alanlarda yangın başlıyormuş. Ama buna bir önlem alamazlar mıydı sizce? Yok değil mi? Nasıl olsun yani açık alanlar ve enteresan bir şey yangın başlıyor. Dumanlar yükseliyor ondan sonra havada soğuyor, bulutlaşıyor. Tamam, bulutlar oluşuyor. O bulutlardan şimşek çakıyor. Bir daha. Tekrar başlıyor. Yani kendi kendine bir döngü yaratıyor. O faciaya neden oluyor. Yani rüzgarlar tabii közleri savuruyor her tarafı. Bir de onlar da var. 10 kilometre öteye kadar bile savurabiliyormuş. Yani şu anda bu da enteresan bir şey. Biz hep kendimize göre düşünüyoruz dünyayı. Ama değil. Şöyle neden düşünüyoruz? İklimler açısından da aslında şu anda Avustralya'da yaz. Evet, bir de öyle bir problem mi var? Yani Avustralya'da şu anda yaz. Ocak, Şubat'da, yani bize göre Ocak, Şubat ama onlara göre yaz. Ocak, Şubat Avustralya'da sıcakların en yoğun olduğu. Hani bizim Temmuz, Ağustos'un ortasına kadarki zaman gibi, Temmuz, Ağustos gibi düşün.
en sıcak zamanlar ve Mart'tan itibaren havalar soğuyormuş. Evet. Dolayısıyla şimdi bu pazartesi günü yağmurlar başladı Avustralya'da. Aha. İşte aha, kısmi olarak bir iyi bir şey bu. Ama Perşembe gününden itibaren sıcaklar, yeniden sıcaklar başlıyor. Dolayısıyla hani yangın bitiyor gibi bir durum yok ne yazık ki. Yaklaşık 480 milyon hayvan telef oldu, öldü. Ama başka bir şey, bir bilgi daha var. Dünya Doğayı Koruma Vakfı Avustralya'nın verdiği bilgilere göre yaklaşık 1 milyar sayı. 480 milyon değil, 1 milyar. Bunun içine tabii şeyleri dahil ediyorlar. Yani yarasaları, kurbağaları vesaireleri. Çünkü tabii, onlar da canlı. Onlar da yani tabii, sadece koala ve kangurular değil. Ya da işte fazla inekler, koyunlar değil. Bütün bunları eklediğin zaman yaklaşık 1 milyar küsurat aslında. Hayvan telef ne yazık ki olmuş. Alanın büyüklüğünü biliyor musun? Evet, 16 İstanbul demişler galiba. 15 ya da 16 İstanbul. Belki o kafamızda biraz daha zor olabilir canlandırmak. Söylüyorum, 11 milyon futbol sahası büyüklüğünde. Bak, bir futbol, iki futbol, üç futbol değil. 11 milyon futbol sahası büyüklüğünde. Yani 8 milyon hektarlık bir alan. Yani zor bir durum. Çok ne yazık ki üzücü, çok zor bir durum. Bu arada sen her şeyi toparladın, ben evet, yangından ben, bahsederken. Siz konuşurken ben şu anda gördüğünüz gibi bir dağ oluşturdum buraya. Sebze dağı diyorum ben. En üstte de mantarlarla. Şimdi artık onu, bu yapmamız gereken tek şey sosumuzun içine, yani bu sebzelerin içine birazcık yağ ekleyip pişmelerini beklemek. Ondan sonra şimdi yufkamızın sosunu hazırlayacağım ve yufkalarımızı ne yapacağız? Bu iç harcımız pişecek. Bir 5-10 dakika soğuyacak. Ondan sonra neden? Çünkü burada zamansızlık var bazen. Ben hızlı hareket ediyorum. Sıcak koyuyorum harcı ama işte yufkalar bu sefer parçalanıyorlar ve istediğimiz şekli almıyorlar. Sizin eğer zamanınız varsa bu iç harç iyice bir soğusun, böyle bir 10-15 dakika soğusun. Ondan sonra yufkalarımızın içine koyalım deyip sözü Gürkan Bey'e bırakıyorum. Evet, tam da yani Avustralya'dan bahsederken güzel bir kitabımız var. Kitabımızın ismi Chit. Evet. Doris Pilkington tarafından yazılmış. Flamingo Yayınları tarafından yayınlanmış. Soner Tursun tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş. Bakıyorum bir saniye. Şimdi benim de kafama bir şey takıldı. Soner Tursun, hani genellikle Dursun denilir de hani Karadeniz'de Tursun denilir. Şimdi o kafa aklıma takıldı. Evet, çevirmenin soyadı Tursun'muş gerçekten. Tursun. Evet, Tursun. Evet, kitabımızın ismi Chit, Flamingo Yayınları tarafından yayınlanmış. Tam da Avustralya'nın üzerine, yani Avustralya'daki olayların üzerine gelen bir kitap oldu. Yazarımız Doris Pilkington, 1937'de Kuzeybatı Avustralya'da doğmuş. Asıl adı Nugi Garimara. Nugi Garimara. Evet, şimdi biraz sonra anlayacaksın neden böyle bir ismi var. Yürümeye yeni başladığı dönemlerde annesi ve kız kardeşleriyle birlikte yetkililer tarafından yaşadıkları yerden alınıp bir yerleşim bölgesine yerleştirilirler. Yani daha çok küçükken annesi ve kız kardeşleriyle birlikte bir yere yerleştiriliyorlar. Burası annesinin 10 yıl önce kaçtığı ve Chit adlı kitapta anlatılan yer. Annesi de 10 yıl önce buradan kaçmış. Chit'ten kaçmış. Evet, şimdi anlatacağım ne Chit'i. 18 yaşında hemşirelik eğitimi için kamptan ayrılan ilk kişi bu kişi oluyor. Evlendikten sonra gazetecilik okuyor. 1991'de yayınlanan Kapris, Bir Çobanın Kızı adlı eseri ilk kitabı. Chit ise 1996'da yayınlanmış. Aslında yazar, bu anlattığım yazar, işte yazarın annesi kendisi götürülmeden 10 yıl önce zaten oraya götürülmüş ve oradan kaçmış. O da onun hikayesini anlatmış. Tamam. 1931'de Avustralya hükümetinin isteği üzerine aborjin çocuklar ailelerinden alınarak eğitim görme gerekçesiyle beyaz ailelerin yanına hizmetkar olarak verilip asimile edilmeye başlanırlar.
Yani asıl ismi o yüzden farklı aslında. Bir aborjin ismi ama daha sonradan Anglo-Sakson bir isim almış. Bu asimile programında aborjinler kendi dillerini konuşmaları yasaklanır. Aborjinle olduklarını unutmaya, kültürel açıdan birer beyaz olmaya zorlanırlar. Yani onlar da Avustralya'nın yerli halkı, onları değiştirmeye çalışıyorlar. Molly ve Molly'nin kuzenleri olan Daisy ve Gracia görevliler zorla evlerinden alıp Monroe isimli bir yere götürürler. Sefalet ve pislik içinde birer mahkum hayatı yaşadıkları parmaklıklı pencerelerden Şemsa buz gibi soğuk ve sert yataklarından nefret ederler götürüldükleri yerde. Bir kamp gibi bir yere götürüyorlar. Ve kendileri için insanların çizdiği kaderlerine boyun eğmeyip kamptan kaçmaya karar verirler. Haklılar. Yani. Haklılar. Yani. Evin yolunu bulmak için tavşan geçirmeyen yaklaşık 2000 kilometrelik çiti takip ederler. Bir çit var, tavşanların da geçemediği bir alan yaratılmış. O çiti izlemeleri gerekiyor. O 2000 kilometrelik çiti izlemeleri gerekiyor. Evlerine doğru bir 6 ay sürecek zorlu bir yolculuk onları beklemekte. Oh. Kitapta yaklaşık bu 2000 kilometrelik çiti takip ederek nasıl eve gittikleri anlatılıyor. Yaklaşık 100 bin çocuğun ailelerinden koparılıp beyazların yanına verildiği program Avustralya tarihinin ne yazık ki kara lekelerinden bir tanesi. Hı hı. Avustralya 1997'de ayrımcı uygulama yüzünden resmi olarak aborjinlerden özür diledi. Oo, gel kabul ettiler. Ama yani. Değil mi? Yani olan artık ne yazık ki oldu. Hı hı. Ama 100 bin çocuk yaklaşık bundan ne yazık ki etkilendi. Of. Nasıl bir yönetim acaba, değil mi? Yani neden böyle bir şey yapılıyor? Yani dünyanın değişik yerlerinde ne yazık ki bu tür şeyler oluyor. Hı hı. Şemsa. Yani şey değil, ne diyeyim sana. Yani tarihte daha da kötüleri var ama hani bizim yakın dönemimiz olduğu için biraz daha zorlanıyor ama insan yani çok yakın dönemde şey vardı biliyorsun yani Güney Afrika vardı yani. Tabii doğru. Resmen doğru. Çok zor bir hayat vardı doğru. Orada. Neyse hamdolsun her şey zaman içinde değişiyor. Bu çocuklar da şimdi daha özgür bir şekilde yaşayabiliyorlar. Anılarıyla yüzleşmiş durumdalar ve işte devlet de zaten onlardan özür dilemiş. Peki. Çok güzel bir haber var. Haydi. İnan süper beğendim. Oh. Çok beğendim bu haberi. Haydi bakalım. Daha doğrusu beklemediğim bir haberdi. Hani ters köşe bir haber öyle geldi. Mi? Yani genellikle hani şey belli bir haber rutini var. Ona alışığım ben de. Yani hani şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ama Saadet Türk'ün haberleri arasında çok güzel bir habere rastladım. İşaret dilinde İsa filmi. İşaret dilinde. Evet, okudun mu bunu? Hayır. Ya da rastladın mı? Yok. Hayır. Tamam. İsa filmi projesi ve işitme engelliler hizmet gruplarının katkılarıyla 70 milyon işitme engelli işaret dilinde İsa filmini izleyebilecek. Wow. Bak bu gerçekten yani böyle hop dedi karşıma çıktı bu haber. Projeyi finanse etmek için gerekli olan yaklaşık 5 milyon doların şu anda 700 yaklaşık 46 bin dolarlık kısmı toplanmış. Yani 5'te biri bile toplanmış. Değil aslında ama hani 5'te birine yakın bir miktar toplanmış. İşitme engellilere hizmet grubundan Chat isimli yetkililerden bir tanesi demiş ki ya bunun bu filmin özellikle işitme engelliler arasında müjdenin yayılmasına çok büyük bir katkı sunacağını belirtmiş. Hı hı. Ne düşünüyorsun sence? Evet çünkü şöyle bir şey var. Şimdi biz duyuyoruz, konuşabiliyoruz, algılayabiliyoruz, okuyoruz. Ama duymayan bir insan için yani müjdeyi nasıl duyuracaksın? O hak etmiyor mu o müjdeyi duymayı ya da İsa Mesih'i tanımayı? Bu çok güzel olmuş. Ama heyecan verici olan yani şöyle bütün oyuncular hemen hemen bütün oyuncular işaret yani bütün film işaret dilinde oluyor zaten. Hani İsa konuşurken, elçiler konuşurken yani bütün herkes işaret diliyle konuştuğu için çok güzel bir film olacağını düşünüyorum. Film türünün ilk örneği. Hiç yapılmadı ben hiç duymadım. Evet. Filmin yapımı yaklaşık 3-4 sene
sürecekmiş. Anca. Doğal olarak. Evet, anca. Yani normal uzunlukta bir film olacakmış. Ama şu anda sadece bir 10 dakikalık tanıtım çekilmiş. Yani bir 10 dakikalık bir şey çekilmiş. Bu iyi bir şey. Ben çok sevindim açıkçası. Yani belki... merakla da bekliyorum. Acaba İsa Mesih nasıl bu işaret diliyle konuşacak? Yani onu çok merak ediyorum. Çok hiç görmediğimiz, hiç duymadığımız. Çok heyecan, bana çok heyecan verici bir şey. Çünkü ilk defa yapılan yani, bir şey bu. Yani Petrus nasıl konuşacak? İsa Mesih hani beni izle derken nasıl söyleyecek? Doğru söylüyorsunuz. Merak ediyorum. Hiç şey biliyor musun biraz? İşaret dili. İşaret dilinden hiç bildiğim bir şey ya, var mı? Ya şey çok çok az ama yani... Bunları mesela ya da ne bileyim ben böyle yaptığın zaman yani şey misafir için, sevgi dili için. Ama o da yani belki kanal verebilirim burada. Kanal D'de bir dönem haberlerde o işaret dili çok yapılıyordu alt kısımda. Oradan aldıklarım var. Ama bunun bayağı kursları var. Yani evet. İşaret dili kursları var. Ama ilk defa bir Hristiyan filminin yani İsa Mesih'in hayatının işaret dilini... Ben çok isterdim işaret dilini öğrenebilmeyi gerçekten. Tabii yani şu anda imkanım yok ama gerçekten çok isterdim. Yıllar önce birisinden öğrenmiştim. Türkiye'den değil, yurt dışından olan birisinden öğrenmiştim. İsa Mesih kraldır, halleluya demiş. Mi? Çünkü onlar şey yani ilahileri de biliyorsun işaret diliyle kiliselerde söyleniyor. Şöyle bir şey bak şu İsa Mesih. Çünkü çivi anlatıyor. Evet. İsa Mesih kraldır. Wow. Kral şeyi var ya hani evet. Takıyorlar. İsa Mesih kraldır. Haleluya. Wow. Bunu bir tek bunu öğrenebildim. Çok güzel. Evet Şemsa. Bu çok güzel bir haber oldu. Biz bir konuk almıştık burada. Fulya Asçiçekli diye bir hanımefendi. Evet. Kendisi işaret dili kursuna gidiyordu. Süper. Ve burada işaret diliyle ilgili bir şeyler göstermişti bize geçen sezonlarda. Onu hatırladım ben de. Çünkü kurslar falan var bunun için istiyorsak ama tabii zaman gerekiyor. Evet. Aslına bakarsan tabii Türkiye'de de ne yazık ki çok fazla yok. Aslında bazı yerlerde görüyorum ama mesela hiç daha görmedim Türkiye'de örneğin bazı ilahileri hani nasıl evet, yapabiliriz ya da işte vaazlar nasıl yapılabilir? Keşke böyle bir imkanımız olsa vaazları, ilahileri, bütün her şeyi onlar için de yapabilsek. Hatta sadece işitme engelliler için değil, görme engelliler için de. Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii görme engelliler için şöyle bir şey var. En azından hani sesi duyarak ne olup ne bittiğini şey anlayabiliyorlar. Diğerleri görüyor ama şey yapamıyorlar. O yüzden güzel bir haber. Evet. Çok güzel bir ben haber. Ben de çok sevindim gerçekten hani kişisel olarak ve dediğim gibi özlemle de şeyle de heyecanla da bekliyorum. Bakalım Petrus ya da İsa Mesih ya da Mecdelli Meryem nasıl hareket edecekler. Haydi bakalım. Çok şeyle dediğim gibi bekliyorum. Süper. Evet, bir sonraki kitabımız Tanrı'nın sözüne inanmak. Çok güzel. Tanrı'nın sözüne inanmak. Kevin DeYoung tarafından ya da DeYoung tarafından yazılmış. Tuğrul Salamzade tarafından da çevrilmiş. Tanrı'nın sözüne inanmak. Via Christus yayınları tarafından da yayınlanmış. Güzel bir kapak. Böyle sarı lacivert. Sevgili Tuğrul'a da buradan sevgilerimizi evet, iletelim. Evet, siz uzun bir süre... İki sezon psikolog olarak hem Rabbin sözü hem de psikoloji tarafını beraber yaptık. Çok da sevdiğim, çok değerli bir kardeşimdir. Evet. Ne güzel. Bir kitap çevirmiş, bilgin olsun. Yazarımız Kuzey Carolina. Carolina. Ben de bu buralardan gelenlere Şanlıurfa, Gaziantep dedirtireceğim. Söyletmek istiyorsunuz değil mi? Çok zor çünkü. Ya da Kahramanmaraş. Söyleyemezler. Onlar da biz nasıl onların yani ben bazı isimlerde de bazı ülkelerde zorlanıyorum. Ama şey var neydi ben söylemiyorum. Şimdi söyleyip de kendimi mahvetmeyeyim. Hangisi? Massachusetts. Massachusetts. Ya gibi. Başka? Massachusetts. Yani en zorlarından bir tanesi. Massachusetts evet. Evet.
Evet, Kuzey Carolina'da bir kilisede pastörlük yapıyor yazarımız. Aha. Bir ilahiyat fakültesinde yardımcı profesör, birçok değerli kitabın yazarı. Aa, güzel. Sanırım Türkçedeki tek kitabı bu. Ha, bu. Ve bir özelliği de 8 çocuğu var. 8 çocuğu. Amerikalı kardeşlerimizi bu konuda takdir ediyorum. En az 4 tane yapıyorlar. Yok evet, yani bilmiyorum hani ya, tamam da hani takdir mi etmeliyim onu bilemedim. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama hamdolsun yani yapabiliyorlar. 4 çocukla evet. Başlayıp yani yapıyorlar, yabancı kardeşlerimiz çok çocuk yapıyorlar. Zor ama. 8 çocuk. 8 çocukla ilgilenmek gerçekten çok büyük bir yürek. Gerçekten öyle. Ve çok iyi bir cüzdan gerektiriyor. İyi öyle bir söyleyeyim. Bir 8 lazım. Çocuk az değil gerçekten. Ama bir şekilde Rab onları bereketliyordur, sağlıyordur. Kitap Tanrı'nın sözünün, yani kutsal kitabın anlaşılırlığı, gerekliliği ve yeterliliği üzerine yazılmış. Hemen ilk bölümde şu 3 soruya yanıt vermiş yazar. Tanrı'nın sözü hakkında neye inanmalıyız? Tanrı'nın sözü hakkında ne hissetmeliyiz? Tanrı'nın sözü hakkında ne yapmalıyız? 3 tane kritik sorunun yanıtını vermiş. Sonraki bölümlerde de Şemsa Tanrı sözünün yeterli olduğu, hani yetersiz Amin. Olduğunu düşünen varsa Tanrı sözünün yeterli olduğunu anlatıyor. Tanrı sözünün anlaşılabilir olduğunu anlatıyor. Yani bazen düşünüyor insanlar, o bu Tanrı sözü anlaşılmaz, çok zordur. Yani niye Tanrı anlaşılmasın diye mi? Tam tersi, anlaşılmak istiyor. Anlaşılsın diye. Yani evet. Çok 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 yüksek oranda Tanrı sözü anlaşılabilirdir. Amin. Bazı şeyler hani anlamak için biraz daha bilgi gerektiriyor ama genel olarak çok büyük bir oranda Tanrı sözü anlaşılabilirdir. Çünkü Tanrı zaten anlaşılmasını istedi sözlerinin. Tanrı sözünün nihai olduğu anlatılmış. Yani yetkisi ele alınmış. Son nokta. Tanrı sözü son nokta. Nihai merci orası. Tanrı sözünün gerekli olduğu. Yani Tanrı sözü gerekli mi gereksiz mi? Bazı yani birileri için gereksiz olabilir, birileri için gerekli olabilir ama yazar kitabında Tanrı sözünün gerekli olduğunu anlatıyor. Tanrı'ya yaraşır bir hayat için Tanrı sözüne ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Yani iman hayatımızı neye göre yürüteceğiz, yönlendireceğiz? Elbette Tanrı'nın sözüne göre. Son olarak kutsal kitabın tahrif edilemezliği, yani bozulamazlığı. Evet, doğru. Hani bazen düşünülüyor ya, Tanrı sözü tahrif edilmiş, işte oynanmış, düzeltilmiş ve şu vesaire falan. Tanrı sözünün tahrif edilemezliği, bozulamazlığı üzerine. Ve dediğim gibi son olarak da kutsal kitaba bağlı kalmanın önemi ele alınmış bu çok kitapta. Güzel, çok Tanrı güzel. Sözüne bağlı kalmanın ne derece çok önemli gerçekten. Tanrı sözü bizim yolumuzu aydınlatan çıra gibi yani değil mi? Yolumuzu neyle aydınlatıyoruz? İman yolumuzu Tanrı'nın sözüyle. Amin. Neyin ne olduğunu, neye karşı ne yapmamız gerektiğini Tanrı sözüne bakarak görebiliyoruz diyorum ve senin muhteşem börek iç harcım tamamdır. Malzemesine birazcık ılıtmam gerekiyor. Çünkü şimdi neden? Bunu böyle sıcak koyduğumuzda yufkanın üstüne, ben bu yufkayı çekmek istiyorum. Parçalanacak. Çünkü hamurun üstüne yapışacak ve parçalandığı için hafif birazcık soğuması gerekiyor bu yufka. Yani bu iç harcın bir parça. Bu kadar sıcak olmaması gerekiyor. İşte ama zamanla yarışmıyorlarsa tabii bizi izleyenler bunu rahat rahat şu anda çaylarınızı kahvelerinizi mesela tekrar tazeleyip bunu yarım saat sonra koyarsanız yufkanızın üstüne çok daha iyi olur. Biz burada biraz zamanla yarıştığımız için üstüne koyacağız ve böyle file şeklinde çekeceğim efendim. Bir şey soracağım. Yani benim hep aklımda küçüklüğümden itibaren hep böyle iki şeyden hep korktum hayatım önce. Bir mantardan çok korktum. İki de balık yedikten sonra sütlü bir şey içtim mi diye. Ya bundan çok korkmuşumdur. Ama zehirlenme tehlikesi var. İşte onun için söylüyorum. Yani geçenlerde yani bu eskiden hele balık ve süt ürünleri konusu çok şeydi. Popüler miydi? Korkutulurdu. Korkutulurdu. Geçenlerde annemle yemeğe gittik. Bir şey oldu da
balıklı bir şey yedi. Ondan sonra dedi bir şey, yani sütlü bir şey vardı. İnan sadece ucundan bir aman aman dedi, zehirlenirim dedi. Ama mesela sütlü levrek var. Ama zaten sorun balık taze ise bir sorun yok. Evet, ama balık taze değilse ve süt içersek, evet, işte o zaman çok haklı bir şey söylüyorsunuz. O kabus oluyor. İşte bu üç şeyden bir balık üstü süt ürünü, balığın ne olduğundan emin olamıyorsan. İkincisi mantar. Aslında bir de üçüncüsü tavuk eti var ama ben tavuk yemediğim için o yüzden sıkıntı ben hani şeyim uzağım bundan. Mantarı neye göre bir şey var mı? Hoş satılıyor zaten hani biliyoruz kültür ama. Kültür mantarı. Ve şey, istiridye mantar kullanıyorum. Ben onların ikisinin de %100 zehirli olmadığını biliyorum. Ne olursa olsun, hı hı, kültür mantarını çok iyi tanıyorum, istiridye mantarı çok iyi tanıyorum. Ama bazen bilmediğim mantarlar da satılıyor. Yani büyük bir ihtimalle tabii ki zehirlenme riski yoktur ki satılıyorlar ama ben yine de kendimi hiç riske atmıyorum. Ne beni, hı hı, ne çevremdekileri. Mantarları tanıyorsam ona göre satın alıyorum Gürkan Bey. Benim tanıdığım mantarları alıyorum. Çünkü bazen çok güzel marketler var. Böyle ne bileyim 10 çeşit mantar satıyor. Ama eğer tanımıyorsam Google'luyorum. Google da beni tatmin etmiyorsa almıyorum. Ama bu bugün kullandığım kültür mantarı. Yani hiçbir problem yok. İstediğimiz kadar yiyebiliriz. Aslında ben başka mantarlar da görmüştüm. Yani çok var. Bir dönem nerede gördüğümü de söyleyeyim. Bolu'da. Şimdi nereden nereye geliyoruz? Bolu'da çarşıya çıkmıştım. Bir ziyaret için gitmiştim. Evet. Oradakilerle çarşıya çıktım. Pazara daha doğrusu. İnanılmaz mantar satılır. Böyle koca koca bu kadar mantarlar. Alıyorlardı ve pişiriyorlardı. Ben de hani korka korka yedim. Yani yedikten sonra da bekledim bir şey olacak mı olmayacak mı diye. Yalnız o kadar güzel mantarlar vardı ki. Çok var. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani şu mantarlar, yani senin kullandığın mantardan değil. Çok daha pahalı. Kahverengi mantarlı. Böyle çok güzel görünüyor. Tanesi sanırım böyle kilosu mu tanesi mi böyle $50 olan bir mantar var. Yani böyle kilo, bir kilosu falan yaklaşık ne bileyim böyle $1000 mı? Yani çok yüksek rakamlarda inanılmaz güzel mantarlar var. Yani bunları biliyorsak satın alabiliriz. Hatta ünlü şefler restoranlarında o özel mantarları kullanıyorlar ve servis ediyor. Çok lezzetli mantarlarımız var. Ben sadece bilmediğim mantarlara karşı markette yok bunlar. Trüf mantarı var. Oo, çok güzeldi. Biliyor musun? Evet, geçenlerde bir haber okudum. Muhteşemdir. Bir haber okudum. Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan çok yüksek miktarda bu çok pahalı bir şeymiş. Mantar çok pahalı. Yakalanmış sonra işte şey açık arttırmaya çıkarılmış. Hani satılması lazım. Yakalanıyor ve sonra satılması devlet gerekiyor. El koyuyor ve sonra satılıyor. Kimse almamış mantarları. Yani bilmem kaç bin liralardan yani ama çok yüksek bir rakamdan. Hani en son 18 bine falan düşürülmüş. Haydi. O hala alanda yoktu. Merak ettim yani normalde hani trüf mantarı yememiz mümkün değil bizim ama. Çok pahalı. Evet. Evet yani çok lüks restoranlarda Fransız burada da Türkiye'de de bu arada Arda Türkmen'in restoranı ondan sonra birkaç tane ünlü şefimizin restoranları var. Orada yapıyorlar ama tabii tabak size kaça çok mal pahalıya olur. Geliyor. Çok pahalı. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ben mantarlarımı ve şu anda gördüğünüz gibi iç harcımı tamamladım. Bu şekilde yapmanızı rica edeceğim. Böyle pile gibi. Buradan tutacağız. Aynen bu şekilde. Şimdi ne yapacak peki Şemsa? Hemen tepsiyi yana getirip bunu umarım dağıtmadan çok zor bir işlem yapmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Pide gibi durdu ya. Evet. Şimdi efendim burada yine şu şekilde yine dikkatlice izlerseniz ekranları başındakiler. Evet. Bundan bir sürü mü koyacaksın onun için? Dört tane yapacağım. Dört tane yapacaksın. Şimdi bu artan kısımları görüyor musunuz? Şöyle bir bıçak yardımıyla şu artan kısımları almanızı rica edeceğim. Evet, onları sonunda bir sıra yapıp üstüne mantar gezdireceğiz. Ama şu anda böreğimizi bu şekilde katlayıp
koyuyoruz. İkinci, üçüncü ve dördüncü efendim sıra gideceğim. Süper. Bu arada çaylar, kahveler sanki bitiyor gibi geldi evet, bana. Evet, zaten vakit de geldi. Sadece bir püf noktası vereceğim börek için. Şimdi böreklerimizi benim gösterdiğim şekilde dizmeye devam ettikten sonra yanımda bir sos var. Bu sosun içinde yoğurt var, süt var, sıvı yağ var efendim ve yumurta var. Bu karışımı da bu böreğinizin üstüne dökmenizi rica ediyorum. Sonra fırına vereceğiz. Ama sosu unutmayalım çünkü lezzeti aslında orada saklı diyorum. Ve Şemsa şimdi böreklerini yapmaya devam edecek. Siz ne yapacaksınız peki? Çayları, kahveleri şöyle bir tazeleyin. Biz yine burada olacağız. Rabbimiz İsa Mesih'ten, Tanrı'dan hepinize selamet olsun, bereket olsun. Acaba bizim iyilik diye gördüğümüz şey, bugün iyilik diye tanımadığımız şeyler olabilir mi ki acaba Tanrı'nın karakteri olsun? Duamız odur ki programlarımız değiştiren olsun. Bu program da öyle olsun. Bugün de öyle olsun. Bu buluşmamız da öyle olsun. Bu buluşmamızda değiştiren bir buluşma olsun. Rabbimiz İsa Mesih'ten, Tanrı'dan hepinize selamet olsun, bereket olsun. Acaba bizim iyilik diye gördüğümüz şey, bugün iyilik diye tanımadığımız şeyler olabilir mi ki acaba Tanrı'nın karakteri olsun? Duamız odur ki programlarımız değiştiren olsun. Bu program da öyle olsun. Bugün de öyle olsun. Bu buluşmamız da öyle olsun. Bu buluşmamız da değiştiren bir buluşma olsun. Eski antlaşmada İsa Mesih'in geleceğini müjdeleyen peygamberlik ayetlerinin yeni antlaşmada nerelerde gerçekleştiğini incelediğimiz Kusursuz Plan programı her sabah saat 7 Türk ekranlarında. Mesedilenin Davut'un soyundan çıkacak olan güçlü kurtarıcının kim olduğunu görüyoruz. Çünkü kusursuz bir plan var ve bu plan İsa Mesih'te tamamlandı. Sizlerle bu ekranlar aracılığıyla buluşmak benim için özel bir ayrıcalık ve ben bu programdan dolayı çok heyecanlıyım. Biraz tuhaf bir soru olduğunun farkındayım ama bir an hayal edin. Siz bir gezegensiniz, dünyasınız. Kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir anahtar var ki İsa Mesih onu gördüğü zaman her zaman harekete geçiyor. Bu da iman. Yani Tanrı'yı harekete geçiren bir düğme var sanki ve onun adı iman. Umutsuzluğa kapılıp teslim olmayın. Tanrı onları görmektedir. O sizin güç kaynağınız ve teselliniz olacaktır.
Nükhet Acar'ın sunduğu günlük yolculuğumuz kısa öğretişleriyle siz değerli seyircilerimizle buluşuyor. Sat 7 Türk ekranlarında. Hala güvensizlikle, korkularla ve emin olmadığınız planlarla mı savaşıyorsunuz? Mezmur yazarının dediği gibi, haklar sana şükretsin. Ey Tanrı, bütün haklar sana şükretsin. Hristiyanlık kitabının yazarı Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu'da Hristiyanlık başlıyor. Hristiyanlığın temellerinin atıldığı yer olan bu topraklarda başlama ve yayılma öyküsünü anlatan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Saat 7 Türk'te. İşte buradayız, ayaktayız. Bir aradayız. Tanrımız hala kontrolde ve her şeye egemen. Yeniden bir arada oluşumuzda tabii ki yeni bir sezonda heyecan içindeyiz. Duanın gücü yeni saatiyle bu sezonda sizlerle. Sizlerden gelen konular için dua eden Ayda Danıcıoğlu, Duanın Gücü programıyla her pazartesi, çarşamba ve cuma sabahı saat 10'da Saat 7 Türk'te. Ne diyoruz? Yüreğinizden tanrısal sevgi, düşüncelerinizden diri Tanrı sözü eksik olmasın. Tanrı'nın sevgisi ve esenliği hepinizi sarsın. Sevinçleriniz çoğalsın, dualarınız yanıtlansın. Tapınasız ona
Feron'un kallar kalır. Rab dirildi, zafer onun kallar kalır. Amin. Amin. Hamdolsun. Rab dirildi. Rab dirildi. Yani işte Amin. Bu da sadece şeylerde diriliş bayramı zamanında söylenmeyen, söylenmemesi gereken ilahilerden bir tanesi. Güzel bir aslında diriliş bayramında söyleyebileceğimiz, Paskalya Amin. Bayramında söyleyebileceğimiz bir ilahi. Ama sözleri çok 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 güzel. Gel yücelt Tanrı'nın oğlunun ismini izzet ver ve gel bildir onun şanını, onun yüceliğini, onun harikalığını. Harika bir ilahi. Çok güzel. Güzel. Kim yazdı bir ilahi? Yani çeviri bir ilahi. Çeviri, ama başarılı çeviri ilahilerden. Her ilahi çok çevirisi çok başarılı olamıyor. Evet, uymuyor çünkü. Evet, ama bu gerçekten söylene söylene iyice oturmuş. Güzel sözleri de çok suni durmayan, yapay durmayan. Doğru. Güzel bir İlahi. Hamdolsun. Şems'e biliyorsun geçen hafta bir şeylerden bahsetmiştik. Şöyle bahsettiğimiz yani yeni yıl başlıyor. Yeni yılda insanlar genellikle bir kararlar veriyorlar. Çeşitli kararlar alıyorlar. Bu aldıkları kararlarla ilgili biz de biraz konuşmuştuk ve hatta 8 maddeden bahsetmiştik. Ben bunu biraz daha büyüttüm, biraz daha maddeleri arttırmadım, maddeleri azalttım ama içeriklerini biraz daha üzerinde konuşalım diye açıkçası biraz daha genişlettim. Çok güzel. Daha derinleştirdim, biraz daha dediğim gibi üzerinde konuşalım çünkü çok önemli şeyler. Hı hı. Belki de bu Ocak ayı boyunca bu konuyu konuşabiliriz çünkü önemli bir konu. Yani. Bu yıl ya da önümüzdeki yıllar boyunca nelere hayatımızdan çıkartacağız, neleri alacağız, ne eksikleri tamamlayacağız, fazlalıkları nasıl tırpanlayacağız, atacağız hayatımızdan. Süpersiniz. Bunlarla ilgili sen de yeni yılın başında kararlar aldın mı? Kararlar aldım mı? Yeni kararlar almadım ben. Sadece şöyle belki, biraz daha fazla dinlenmek istiyorum. Belki biraz daha fazla Rab'le zaman geçirme fırsatı yakalamak istiyorum. Ama öyle özel olarak aldığım yeni bir kararım yok. Yani genellikle insanlar tabii senin olmayabilir. Benim var aslında. Benim var. Benim de var birkaç tane kararım. Genellikle hani yeni yıl yaklaşırken ya da yeni yılın ya şöyle şunu bile duydum yani hani yani şu 31 Aralık'ta da yemekleri yiyeyim. Birinden itibaren hadi olmadı. İkisinden klasik. İtibaren şeye başlıyorum. Motive ediyoruz kendimizi. Yani öyle. Rejime başlıyorum. İşte bazı alışkanlıklarım var. Bu alışkanlıkları bak inan 1 Ocak bitti. Diye böyle hani kararlar alıyoruz ya da dediğin gibi ilişkileri geliştireceğim diyoruz vesaire. Tabii çok var. Yani ben de bugün aslında biraz daha yeni yılın başındayken bunlardan birkaç noktayı paylaşmak istiyorum. Hem seninle hem izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Bu noktalar hayatımızın bazı alanlarını olumsuz etkileyen ama çözüldüğü takdirde yaşamımızın olumlu anlamda değişeceği noktalar. Yani bizi olumsuz anlamda etkiliyor ama çözüldüğü takdirde çok harika olumlu olacak. Hale dönecek şeyler. Elbette yani bizi dinlerken sen de ben de izleyicilerimiz de bu söylediklerimin dışında kendi hayatlarına özel şeyleri hatırlayabilirler. Bu konularda düşünebilirler. Ben paylaşırken aklınıza gelirse, senin de aklına gelirse bekliyoruz. Bilirsin. Bunlardan birincisi, bugün belki üzerinde konuşacağımız tek konu bu. Bazı şeyleri geride bırakmak. Nedir bu? Başarısızlıkları geride bırakmak. Sadece iş anlamından bahsetmiyor bu arada. Var mı başarısızlıkların? Çok. Var. Okay. O zaman senin için de benim için de başarısızlığı olduğunu düşünen izleyicilerimiz için de olsun. Filipililer 3:13-14'te diyor ki, kardeşler kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum, geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Filipililer 3:13 ve 14 ayetlerde böyle söylüyor. Bu yılın başında
Açıkçası bundan daha iyi bir pratik tavsiye yok. Açıkçası göremiyorum. Unutmak ve ileriye uzanmak. Tanrı'nın sözü öyle. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara amin. Uzanarak diyor. Unutmak ve ileriye uzanmak. Eminim geçen sene senin var mı böyle geçen sene yani söyledin de hani başarısızlıkların elbette vardır. Var. Böyle hiç hatırladığın şeyler. Var var başarısızlıklarım var. İş konusunda evet iş konusunda da var. Aslında birçok konuda evet. Başarısızlık mümkün. Özel hayatta da bazen oluyor. Evet. Ailemle ilgili de böyle kendimi başarısız hissettiğim noktalar oluyor. Var yani, var. Şimdi yetersiz hissettiğimiz. Şimdi onları bak var. Madde madde birazcık bakalım neler varmış hatırlayalım biraz. Hepimiz kıyısından köşesinden geçen sene bir ya da ondan önceki senelerde devam evet. ediyor olabilir bu başarısızlıkların etkileri. Kenarından köşesinden başarısızlıklar yaşamışızdır. Bu başarısızlıklarımız belki başkaları tarafından görülmedi, bilinmedi, duyulmadı, fark edilmedi, anlaşılmadı. Ama bizim yüreklerimizde iz bıraktı, acı bıraktı, tortu bıraktı, ağırlık bıraktı. Tamam? Belki bir ilişki konusunda, şimdi oralara geliyoruz işte. Evet. Belki bir ilişki konusunda başarısızlık yaşadık. Tamam? Evet. Yanlış şeyler yaptık, yanlış şeyler söyledik. Ve o ilişki bitti. Yani bu arkadaş ilişkisi olabilir, iki insan evet. arasındaki duygusal ilişki olabilir. Evet. Ama yanlış şeyler yaptık, yanlış bir şeyler oldu ve o ilişki bitti. Bazılarımız belki de ailemizdeki ilişkiler konusunda başarısızlıklar yaşadık. Anneler, oğullar, işte babalar, kızlar, kardeşler, işte herkes arasında aile içi anlaşmazlıklar, başarısızlıklar yaşanmış olabilir. Belki bazılarımız iman hayatımızda başarısızlıklar. Şunu şu konuda dikkatli olmaya kararlıyım dediğimiz ama sonra diye çöktüğümüz zamanlar başarısızlıklarımız olabilir. Bu listeyi Şems'a uzatmak mümkün. Tabii. Altına ekle babam ekle yani bir sürü şey ekleyebilirsin. Doğru. Başarısızlıklar bizi aşağıya çekti. Tamam. Bizim evet. hızımızı kesti ama iyi bir haber var. Tanrı'nın sözü başarısızlıklarımızın bizi aşağı çekmesine izin vermememizi söylüyor. Doğru. Çok doğru. Yani çok uzun süre sürmemeli. Şimdi bazen yani benim en büyük başarısız hissettiğim konu zaman konusu. Yani aileme getirince zaman ayırıyorum. Yani baktığım zaman genel totali ama ben kendim Şems'a olarak daha fazla zaman ayırmak isterim. Ama işte işlerimiz, güçlerimiz ne bileyim haftanın iki günü onlara zaman ayırabiliyorum. Bunun mesela şeyini çok hissediyordum 2019'da. Yani üç olsa keşke biraz daha olsa diye. Ama bunu çok fazla düşünmeye başlayınca bu sefer çok içe doğru gidiyorsun. Çok aşağı çekiliyorsun. O zaman ne yapman gerekiyor? Rab'den istemen gerekiyor. Yani hem bu hissi ortadan kaldırması hem de daha kaliteli en azından gittiğim onlarla beraber olduğum zaman daha kaliteli geçirmek. Ama çok izin verirseniz bu duygulara sizi alıp çok başka yerlere götürüyorlar. Kendinizi suçluyorsunuz bir sürü şey. Evet yani zaman ayırma konusu senin için. Evet. Başka kişiler için başka konular ama herkesin hemen hemen dediğim gibi kıyısından köşesinden vardır mutlaka böyle bir başarısız küçük ya da büyük başarısızlıklar vardır. Yaşadık. Ama işte dediğim gibi Tanrı'nın sözü bizim bu başarısızlıkları aşabileceğimizi söylüyor. Ne diyordu ayette? Amin. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak geride kileri bırakacağız, amin. İleriye uzanacağız diyor. Tanrı'nın bizim için hazırladığı şeye ya da yere doğru ilerlememizi engelleyen başarısızlıklarımızın yarattığı hapishanede ya yaşamamıza gerek yok. Hamdolsun. Evet. Yani Tanrı'nın bizim için hazırladığı yere ya da şeye gitmemizi engelleyen başarısızlıklarımızın yarattığı hapishanede yaşamamıza gerek yok Şems'a. Yeni yılın bu ilk günlerinde bu konuda özgürleşmek, bu konuda gerçekten bu konudan özgür olmak, Tanrı'nın yardımıyla geçmişimizi, bu başarısızlıklarımızı unutmak için harika bir fırsatımız var. Hamdolsun. Bugün
Hamdolsun. Bugün tahliye olabiliriz. Ay hamdolsun, doğru söylüyorsunuz. Eğer biz başarısızlıkların adı başarısızlık hapishanesindeysek, başarısızlıklarımızın yarattığı şeylerden dolayı o hapishaneye kendimizi tıktıysak, eğer kendi kendimizi tıktıysak, bugün Amin. Tanrı'nın yardımıyla bu hapishaneden çıkabiliriz. Ne dedik? Evet. Tahliye olabiliriz bugün. Hamdolsun. Çok geçmişte doğru. yaptığım ya da yapmadığım şeyler nedeniyle artık kendime acı çektirmeyeceğim. Çok güzel. Evet. Yaptığım ya da yapmadığım, söylediğim, bazen biliyorsun hep genellikle şöyle bir şey var. Bunları yaptığım için, bunları söylediğim için. Hı hı. Bazen biliyor musun, yapmadığımız ve söylemediğimiz şeyler için de acı çekebiliyoruz. Bence daha kötü oluyor ki. Evet. Var, o daha keşke söyleseydim, üzücü. Keşke yapsaydım. Evet, tabii ki. Diyoruz. Bazen yapmadığımız şeyler için, Elbette. Söylemediğimiz şeyler için de kendimize işkence edebiliyoruz. Artık bunu yapmayalım. Amin. Bugün... sen de ben de izleyicilerimiz de varsa aralarında bu konudan muzdarip olan, bu konuda problem yaşayan onlara sesleniyorum. Kendimize sesleniyorum. Amin. Kendimizi artık eski başarısızlıklar nedeniyle kendimize işkence etmeyi bırakalım. Bu yıl geçmişle aramdaki zincir halkasını koparmak için harika bir fırsat. Güzel. Şöyle zincir var biliyorsun, birbirine şöyle Bağlı. Şöyle yapılıyor. Eğer ortadaki halkayı koymazsan ilerlemeyecek. Bitiyor tamam? orada, kopuyor. Orada bitiriyorsun. İşte bunun gibi yeni bir halka yoksa geleceğe başarısızlıklarımı taşıyamayacağım. Çok güzel. O yüzden bugün bu zincirin o halkasını çıkartıp atmak Amin. Lazım. Amin. Amin. Herkese buradan sesleniyoruz. Vardır hayatta böyle söyleyip yapamadığımız, bazen söylemediğimiz, bizim kafamızda, içimizde böyle ne derler, suçluluk hissettiren, sizi kendinize karşı kötü hissettiren, belki Rabbin önüne gitmenize engel olan şeyler de olabilir. Hepsinden bahsediyoruz bugün. Yani o hapishaneden bugün bence arınalım, çıkma zamanı. Çünkü Tanrı bizi özgür bırakmak istiyor. O ortadaki zinciri, o parçayı bugün söküp atalım ve o hapishaneden çıkalım. Amin. Mümkün. Var mı senin bugün atacağın bir halka? Suçluluk halkasını atabilirim. İşte bu bahsettiğim konuyla ilgili. Evet. Yani bugün kendimi bu konuda terkin edebilirim. Evet. Yani. Aslında yani Rab'den bu yardımı istemek lazım. Evet. Rab, ben bunu devam ettirmek istemiyorum. Evet. Rab, bu halkaları birbirine her yıl bilmem kaç yıl yaşayacağım. Bütün yıllar bunları üstüne ekleyeceğim. 30 yıl sonra hala aynı konuda dertlenip, acı çekip kendime işkence etmek istemiyorum. Evet. Bugün... Amin. Karar veriyorum. Bugün Amin. Karar veriyorum. Bu halkayı kırıyorum. Hı-hı. Senin bereketini Amin. Seçiyorum. Ve bunu ben yapamayacağım. Yok, tek başımıza olmuyor bunu bu arada. Bunu ben yapamam. Tabii. Bunu ben yapamam Amin. Ama Rab sen yapabilirsin. Amin. Ben bunu senin yapman için hazırım, bekliyorum. Hamdolsun. Lütfen benim yapamadığım şeyi sen gerçekleştir diye Amin. Rab'den isteyeceğim. Başarısızlıkları taşıma konusunda Şemsa bir dünya markası olmayacağım. Evet, tabii. Bir tane olmayabilir çünkü bir sürü olabilir. Başarısızlıkları geleceğe taşıma konusunda bir dünya markası, bir Türkiye markası olmayacağım. Amin. Hani baktıkta o başarısızlıklarını taşıyan bir insan süper bir markadır kendisi. Olmayacağım. Artık yaşamımı geçmiş adlı hapishanede geçirmeyeceğim. Bir daha özetlersek, bugün bu halkayı kopartıyoruz. Artık kendimize işkence yapmıyoruz. Amin. Ve bir dünya markası olmuyoruz. Bu konuda, evet. Ve kendimizi bu hapishaneden, İsa Mesih'in, Rabbin yardımıyla bu hapishaneden Amin. Bugün kendimizi çıkartıyoruz. Bu çok büyük bir özgürlük. Bugün buna inanalım gerçekten hep beraber. Hayatlarımızda bu özgürlüğü, yani bugün bu sözler çok çok büyük sözler olsun. Yani Rab gerçekten bu sözleri yüreğimize kazıtsın. Çünkü birçok şey olabilir. Sizi böyle başarısız hissettiren, kendi kendinize yiyip bitirdiğiniz ya da kendinizi sürekli omuzlarınızda yük olarak taşıdığınız. Bugün o zaman bu sözler canlı sözler olsun ve yürekte böyle gerçekten 12'den vurdu diyoruz ya, 12 giden Rab vursun ve yüreğimizde bu özgürlüğü hissedelim. Rab bizi hem bereketlesin hem özgürleştirsin bu düşüncelerden, bu yapıdan, bu hayat tarzından.
Evet, şöyle bir şey var yani hani ayette diyor ya geride kalan her şeyi unutup, geride kalan her şeyi unutup. Amin. Tabii ki bazı güzel anılarımız var, bazı güzel şeylerimiz var. Tabii ki. Yani her şeyi yok edip kaldıracağız anlamına gelmemesi gerekiyor. Ama bazı şeyleri gerçekten kaldırmamız gerekiyor. Hı-hı. Biliyor musun sosyal medyada sosyal medya ya da işte ne evet sosyal ağlarda şöyle bir şey var. Bir yıl öncenin anısını gösteriyor sana. Tabii 7 yıl öncesini bile gösteriyorlar. 7 yıl önce, 3 yıl önce, 5 yıl. Evet. Yani onlara göre her şeyi çıkartıyorlar. Evet. Yani bu tabii sosyal medyada güzel anıları çıkartıyor. Hı hı. Bazen iyi bir anı da olmayabiliyor. Yani tabii. Çok yani bir dönem çok iyi olduğunuz, sonra facia tartışmalar yaşadığınız birisiyle çok güzel mutlu bir fotoğrafınızı koyuyor falan ama yani söylemek istediğim zaman zaman bu eski şeyler karşımıza gelebilir. Tabii. Ama gerçekten bırakmak gerekiyor. Amin. Gerçekten bırakmak gerekiyor. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Hı hı. Yani senin için, benim için ve izleyicilerimiz Amin. İçin. Bazen çok seviyoruz biz biliyor musun? Geçmişin acısıyla yaşamayı, dertlenmeyi, acı çekmeyi seviyoruz. Ah 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 bilsen. Ah 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 ben eskiden neler bilmem ne vesaire vesaire. Bir arkadaşım vardı. Arkadaşımın da iki tane dünya tatlısı. Birisi annesi, birisi de halasıydı galiba ya da teyzesiydi hatırlamıyorum. İkisi bu iki bayanın bir özelliği vardı. Acıyı çok seviyorlardı. Ay. Ya şey acıyı acı biber yemeyi seviyorlardı. Birisinin ismini de unuttum da Neriman olsun hadi. şimdi acı biberi yiyorlar nasıl ağızları yanıyor ve sonra biri diğerine diyor ki oh Neriman ne güzel yandık. Yani hani acı biberi yiyor, yanıyor. Bundan da memnun ya. Oh diyor ne güzel yandık yani. Ne kadar güzel yandık. Abi bunu bu acı biberle ilgili olabilir. Uh-huh. Ama bazen biz gerçekten eski şeyleri çıkartıp hmm. kendi kendimize yapıyoruz bunu. Evet. Bundan zevk alıyoruz. İnsanlar bize desinler ki vah vah canım neler çekmiş bu insan. Ne kadar hayatın sillesini yemiş. Ne kadar problemler görmüş. Görüyor musun yava? Bu lafları duymaktan hoşlanıyoruz. Ay hoşlanmayalım lütfen. Ama bunu hoşlanan Hiç var. Hiç güzel bir Halbuki şey değil. Halbuki şunun yerine... Vay be eskiden böyle bir şey yaşamış ama görüyor musun nasıl da zaferli bir hayat sürüyor demek yerine ikide Aha. bir bu 3 yıl 5 yıl öncenin fotoğrafları gibi eski şeyler ortaya çıkıp vay 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 yazık ne hayatta ne silleler. Belki bu konuyla ilgili bize katılmak isteyen bir izleyicimiz var hatta biliyor musunuz? Tamam peki. Alo diyelim. Alo. 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 Evet, izleyicimizin sesi bize gelmiyor. Alo. Hah, alo. Merhaba. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun. Efendim? Yasemin Hanım. Merhaba Yasemin Hanım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Sizi dinliyoruz. Evet. Buyurun. Ben Yasemin Hanım. Konya Ereğli'den arıyorum. Hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz. Hoş bulduk. Sizin programınızı sürekli izliyorum. Ay, sizi beğeniyorum. Düşüncelerinizi. Bugün özellikle Gürkan Bey'in kitap tanıtımlarını. Hoş bulduk. Merhaba. Konya'dan izleyicimiz olduğunu bilmiyordum. Ne kadar mutlu ettiniz. İyi ki de aradınız. Var mı bize söylemek evet. istediğiniz bir şey? Evet, şu anda İstanbul'a geldim. Çok Ve güzel. Sizin kilisenize gelmek istiyorum. Bir türlü diyorum ulaşamıyorum. Öyle mi? Alo. Kilisenize gelmek istiyorum. Ulaşamıyorum. Tabii ki. Gürkan Bey'in mi? İstanbul'da. Ben şu anda Üsküdar'dayım. Orada var mı? Tabii ki. Üsküdar'da da var. Kadıköy'de Gürkan Bey'in katıldığı kilise var. Efendim sesiniz hiç gelmiyor. Tamam. Şu anda Kadıköy'de de var. Yani Gürkan Bey'in kilisesi var. Yani pastör olduğu kilise var. Kadıköy'de. Anadolu Üsküdar'da yok değil mi? Üsküdar'da da kiliseler var. İstiyorsanız sizi yönlendirebiliriz yayından sonra. Ha, evet. Beşiktaş'ta bizim katıldığımız, yani benim katıldığım Beşiktaş Protestan Kilisesi var. Evet, sizi çok seviyorum inanın. Çok sağ olun. O zaman şöyle yapalım. Eğer adres istiyorsanız telefon numaranızı bırakın arkadaşlarımıza size adresi yollayalım. Nerede?
Yani hem Kadıköy için hem Beşiktaş için adres verebiliriz. Yani benim katıldığım topluluk ve Gürkan Bey'in topluluğu için. Beşiktaş uzak olur, gidemem oraya ama Üsküdar'dayım ben. Kadıköy daha yakın, hatta bugün toplantınız evet. var mı? Tamam. Yani programdan sonra evet. O zaman şöyle yapalım, kendisi. Programdan sonra bize lütfen yani numaranızı bırakın, biz size adresi iletelim. Tamam. Tamam mı? İnşallah bilebilirsem, inşallah, tamam. inşallah. Çok teşekkür ederiz İnşallah. Aradığınız Biz için. Ben sizden İncil istiyorum. İncil'inizi okumak istiyorum. Tamam, tabii ki. Lütfen adresinizi bırakın arkadaşlarımıza. Biz size yollarız. Ne istiyorsanız İncil tamam. tabii ki. Lütfen hatta arkadaşlarımızla iletişime geçin. İncil yollayacağız size. Tamam. Sizleri seviyorum. Çok seviyorum. Çok sağ olun. Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Selam söyle Gürkan Bey. Allah'a tamam. emanet olun. Sağ olun. Evet. Evet, yani sonuçta bu acı çekmeyi kendi kendimize yani bir şekilde bu sarmalın içinden bugün dediğim gibi çıkabiliriz. Çıkalım. Geçmişin Amin. Başarısızlıklarını durdurabiliriz. Geçmişin başarısızlıkları hapishanesinden tırnak içinde bugün çıkabiliriz. İsa Amin. Mesih bizi bağışlanabilelim diye, biz bağışlanabilelim diye Golgota'da çarmıha gerildi. İşte hı hı. iman ettiğimizde bu bağışlanma bizim için bir gerçek haline Amin. Dönüşüyor. Amin. Bir gerçek haline geliyor Şemsa. İsa Mesih'in bağışlamasını kabul ettiğimizde bunun sonucu olarak, İsa Mesih'in bağışlamasını kabul ettiğimizde bunun bir sonucu olarak hem kendimizi hem de başarısızlıklarımızı çok güzel. Rahatlıkla bağışlayabiliriz. Hamdolsun. Evet. Son olarak yani teşvik etmek istiyorum. Bunu Lütfen. Şimdi yapabiliriz. Evet, bugün, bunu yarın, yarın bir saat sonra, iki saat sonra değil. Bunu şimdi yapabiliriz. Bunun için şimdi Rab'bin önüne gidebiliriz. Rab'be söyleyebiliriz. Rab Amin. Artık başarısızlıklarımı taşımak istemiyorum. Bunlar bana ağır geliyor. Bu çuvalları taşımak istemiyorum artık. Bugün Hı-hı. bırakmak istiyorum. Amin. Başarısızlıklarımı, bu şeyi, zinciri bugün kırmak istiyorum. Mesih'in bağışlamasını kabul etmek istiyorum. Amin. Kendimizi bağışlamak için önce Mesih'in bağışlamasını kabul etmemiz Çok gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Kendimi ve başarısızlıklarımı bağışlamak istiyorum ve ileride olanlara uzanmak istiyorum. Hmm. Geride kalan geride kaldı. Artık ileriye gitmek istiyorum. Amin. Hani şey var ya iki ileri bir geri, iki ileri bir geri, iki ileri bir geri değil. Biz Rabbin sözü de öyle söylüyor. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanmak istiyoruz. Evet. Bizim için bu böyle olsun diye Amin. Teşvik etmek istiyorum. Ne güzel. Yani Yasemin Hanım gibi yani şimdi Konya'dan bizi izliyormuş, İstanbul'a gelmiş. Evet. Yani insanlar bazen buradan biz sesleniyoruz ve samimiyetimize inandıklarına inanıyorum ben de. Ve bugün gerçekten böyle bir gün olsun. Yani birbirimize böyle teşvik verdiğimiz. Çünkü bence bu bizim en önemli görevlerimizden biri. Kardeşler arasında birbirimize Hı-hı. teşvik vermek. Ve bugün bu sözler paylaşıyorsa Rab bunu istediği için paylaşılıyor. Ve gerçekten bu hapishaneler, bu sürekli geri dönmeler, belki isteyerek ya da istemeyerek o acılardan beslenmeyi bugün bırakalım. Çünkü bizim için acı çeken biri vardı zaten. O tamamladı bu görevi. Yani bizim dönüp o acıları kazıyıp tekrar üstümüze yüklememize gerek yok. Bunu hatırlayalım. Biraz kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor. Yani belki Hı-hı. seviyoruz bunlardan beslenmeyi ama aslında tam tersi mutluluktan beslenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İnsanlar bizim iyi olduğumuzu söyleyerek ne kadar mutlusun, ne kadar esenliklisin, Hı-hı. nedir senin sırrın desinler. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki yani rol yapmayacağız. Hayır, gerçekten yani iyi olalım. Ama bunun olabilmesi için de işte Şemsa bu çok önemli. Yani hani ben de yıllar içinde kendimden de biliyorum ve Hı-hı. çevremde çok yaşadım bu tür şeyleri. Hani deneyimledim, onun için söylüyorum. Bazen gerçekten biz istemiyoruzmuşuz gibi davranıp aslında bunları sürdürüyoruz. Hı-hı. Hani bunu söylerken bile istemiyorum ama çok çekiyorum. Aslında istemiyorsan istemiyorsundur. Evet. İstemiyorsan istemiyorsundur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. hani
Tanrı da bizi şey o kadar da hani ezik büzük bilmem bir şey yaratmadı ki yani çok, çok özene bözene yarattı. Bizim Amin. Bir karakterimiz, bizim Rabbimiz var yani Amin. Rabbe güveniyorsak, Rab İsa Mesih'in bazı şey, yani gerçekten güveniyorsak hı hı. o zaman ona vereceğiz, onun yardımını isteyeceğiz. Amin. Elbette ki gitgeller yaşayacağız. Amin. Demiyorum ben hani robot programlandık artık bir daha hiçbir sorun yaşamam. Böyle bir şey yok ama yani sürekli de yani bundan beslenip yani hı-hı. bir kişi mesela diyelim ki geçmişte yaşadığı bir olaydan dolayı ya bazen gerçekten yani mezardan sanki çıkarır gibi çıkartıp aynı şey. Bunun bitmesi lazım. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl süremez. Mümkün değil. Doğru söylüyorsunuz. Ya bu ne oluyor? Ben onu da söyleyeyim sana. Şimdi bazen birisini dinliyorsun, anlatıyor, onun için dua ediyorsun, teşvik ediyorsun. Teşvik veriyorsun hı hı. ama teşviğin alınması da gerekiyor. Tabii. Tanrı tabii, düzeltmek istiyor ama doğru. senin bu düzeltmeyi alman gerekiyor. Doğru. Tanrı bir şey yapmak istiyor, senin buna izin vermen gerekiyor. Çok anlatabiliyor doğru. muyum? Yani çok ne biz ne Tanrı zorla bir şey yapamayız, zorla bir şey de yapmak istemiyoruz zaten. Amin. Dolayısıyla hem kardeşlere teşvik için izin vermek, bu teşviğin bizim hayatımızda bir yer edinmesi için bizim izin vermemiz gerekiyor. Ve elbette Tanrı'nın da yapmak istediği şeyler konusunda hayatımızı tam olarak Tanrı'ya açmamız gerekiyor. Yoksa aynı şey devam eder. Dolayısıyla bugün senin de söylediğin gibi bugün bu zinciri kırma Amin. Zamanı, Amin. Bugün bu başarısızlık hapishanesinden tahliye Kurtulma. Olma günü. Süpersiniz. Bugün güzel sözlerle ve şimdi de böreğimiz de pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor. Süper görünüyor. Evet, evet. Süper gerçekten görünüyor. Çok güzel bir börek. Afiyetle yiyebilirsiniz. Hem ekonomik yani 33 TL'ye ben mal ettim. Bugünkü gördüğünüz her şeyi 33 TL'ye aldım. Yufkamı, her şeyimi ne kullandıysam. Artı harcadığımız elektrik var. O kadar efendim. Ve burada en az 4 kişinin doyabileceği, ben de daha fazla da doyabileceği bir börek yaptık. Bizden bugünlük bu kadar Gürkan Bey. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyorum. Artık yiyelim Süper, değil mi? Süper, ben de evet gözüm evet. orada kaldı. Renkli renkli böyle kırmızı kırmızı yeşil bir tadına bakalım. Var. Çok güzel evet. Haftaya. Çok güzel bir zamandı. Önümüzdeki hafta ne işleyeceğiz? Bu hafta başarısızlıkları terk etmeyi, tamam. bırakmayı değindik. Önümüzdeki hafta şikayet etmeyi bırakmayı. tamam. Ama şikayet de bu şey hani herhangi bir şeyden şikayet değil. Birbirimizden şikayet etmeyi bırakmak. Tamam. konusuna birlikte bakacağız. Bugünden başlayalım biz dua etmeye ama ilk önce teker teker gidelim. Bugün o bağışlanma ve o hapishaneden kurtulma konusunu böyle bir Tanrı'ya götürelim. O barış, başarısızlığın, bir sürü başarısızlıkları yüklenme konusunu, o hapishaneye kendimizi hapsettik ve bugün o özgürlüğe doğru adım attığımız bir gün olsun. Belki bu hafta bunun için hem birbirimiz hem kendimiz için dua edelim. Evet. O zaman haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Evet, önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Süper. Yarın efendim yeni bir günde tekrar sizinle beraber olacağız. Yarın koreograf ve dansçı bir konuğum var. Belki bize birkaç figür de gösterebilir. Bilmiyorum şu anda hiçbir fikrim yok ama çok lezzetli bir program olacağına inanıyorum. Ama siz güzel insanlar daha gün bitmedi. Sevgi ve esenlik dolu bir gününüz olsun. Lütfen sevgiyle kalın, Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın.